Arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Böyle pırıl pırıl bir İzmit gününden, gerçi biraz bulut var ama genel anlamda güzel bir İzmit gününden selamünaleyküm. Şu an İzmit Bursa karayolundayım. İzmitli arkadaşlar veya bu çevreyi, bu yolu kullanan arkadaşlar bu yolu bilirler ki burada çok güzel Gonca virajı denilen, yani Gonca diye adlandırılan virajlar var. Ben de bu motoru aldıktan sonra hiç viraj yapmadım. Açıkçası üzerindeki lastiklere de pek güvenmiyorum ama dedim geleyim şu Gonca'da bir iki döneyim falan, bir şeyler deneyelim. Ve bunu da dedim bir video haline getirelim. O yüzden şu an buradayım. Motorumuzda orijinal egzoz var. O yüzden tatlı bir ses yok şu an ama idare edelim arkadaşlar. Şimdi biraz bu videoda kudurma vakti. Yol tabi her zamanki gibi kalabalık, yapacak bir şey yok. Benim kaskımın bağlantısı takılı mı? Takılı. Biraz sonra virajlar başlayacak. Dediğim gibi ben üzerindeki lastiklere çok güvenmiyorum. Tamam, yeni lastik dendi, görünüşü öyle ama hiçbir zaman kendi taktığım lastik kadar güvenmem. İleride bir çevirme noktası var ve benim yanında ruhsatım yok. İnşallah çevrilmem. Şimdi bu Gonca virajlarımı çok abartmadan bir tur döneyim. Geleyim sonra bir tur daha döneyim. Kanalımızda şöyle güzel bir içerik olmuş olsun. Normalde benim bu virajlarda bayağı bir videom var. Bayağı da sert döndüğümü arkadaşlar söylerler. Ama çoğunda kendi taktığım lastikle döndüğüm için güvene güvene dönüyordum. Hani hedefim lastiğin sonunu görmek, çok da fazla abartmaya gerek yok. Lastiğin sonunu görebiliyorsam ben virajı kendime dönmüş sayıyorum. Şöyle bir şey yapsam ne olur? Polis abiler bizi almadı. İyi ki de almadı. Bir ruhsat sorsa yedik naneyi. Bak böyle durumlarda arkadaşlar bir eksiğiniz varsa polisleri gördüğünüz zaman eksiklerinizi söyleyin. Eğer iyi bir polise denk geldiyseniz size işlem yapmayabilir. Oba! Kırmızı. Kırmızıya denk geldik. Burada sayaç yok muydu? Ha yokmuş. Buralardan bilerek yavaş geçmek istiyorum. Yola atlayanlar olabilir abi. Burası Türkiye. Burada her şey olur. Aydınımızı arada kontrol edelim. Kamyonet yola atlayacaktı var ya. Selektör attım, atlamadı Allah'tan. Ve virajların başlangıcına geldik. Burası Kocaeli Yalova arası, tam mevki olarak Gölcük'le Değirmenler'e Karamürsel civarları. Birazdan gireceğimiz virajlara Gonca virajları diyorlar. Az önce de söylediğim gibi benim burada çoğu motorla videom var. Hatta en efsane videom da yine Z750S'le. İkinci olarak da Honda 600F'le burada videolarım var. Yat 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 yat. Oba! Yerdeki çizgiden motor kaydı. Niye öyle oldu? Bir vites büyüt. Yat 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 ulan! Kaç? 160'a dönmüşüz, düşük. 160 buraya göre düşük bir sürat. Haydi yine kamyon denk geldi ya. Burası çok dar bir viraj. Buraya biraz sakin dönmek istiyorum. Arkadaşlar bu tür yollarda viraj yapmanızı tavsiye etmiyorum. Yapıyorsanız da İlk dönerken yolu bir keşfedin. Belki sizin son hatırladığınıza göre yolda farklı bir şey vardır. Patlarsınız, yazık olur. O yüzden yolu görmeden, yola bakmadan dönmeyin abi. Mercedes'cim yol verir misin canım benim? Canım benim yol ver. Yat 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 yat. Hoppa. Şimdi burada kalkıp sağa döneceğiz de karşımızda arabalar var ya. Bayağıdır hızlı motorlarla viraj dönmüyorum. O yüzden açıkçası az bir şey temkinliyim ama az bir şey böyle, ha çok değil. Ya bir de egzoz yok ya motorda, hani orijinal egzoz var, gaza getirmiyor ya. Keşke egzoz söküp gelseydim ama bu Gölcük tarafında yemez. Burada çok hani polis molis oluyor. Burada egzoz sökmeyi yemezdi. Şimdi bu ışıklardan döneceğim. Bir de şöyle aksi bir durum var, saat 4'te araba gelecek. Ben oto kiralaması yapıyorum. Arabayı kiraya alan arkadaş saat 4'te getirecek arabayı. Böyle dar bir zamana sıkıştırdım. Yoksa ben burada böyle 10 tur falan dönerdim yani. Plakamız açık. Orijinal egzozumuz var.
Her şey şu an aleyhimize. Evet. Oradan gelen arabalar kalksın istemedim. Şöyle bir bilgi vereyim. Motosikletinizi daha çabuk hızlandırmak istiyorsanız kesiciye sokmaya zorlamayın. Motosikletinizin hangi devir aralığında maksimum torkunu verdiğini bilin. O devir aralığına gelince motorunuzu da vites atın. Yani sonuna kadar zorlamanıza gerek yok arkadaşlar. Buraya da biraz böyle sakin sakin dönelim. Ya bak aslında viraj şöyle dönülür. Buradan sağa gelirsin, tamam mı? Buradan verirsin abi açıyı. Yerlerde biraz izler var. Şunlar beni tedirgin etti. Yağ izine benziyor. Mazot da olabilir. Dikkat etmek lazım. Aa, yol bozulmuş abi. Çok fazla iz var yolda. Verirsin abi açıyı. Ondan sonra böyle bak. Böyle ufak ufak gaz açarsın, tamam mı? Kaç döndük la? 160 az. Az sarmadı beni. Ya bir de bu motorun viraj açısı çok mükemmel değil. Şu Honda önümüze kırar mı? Kırmaz. Yat. Lastik solunu gördük mü? Açıkçası merak ederim ama bence görmemişizdir. Bir tur daha dönelim mi burayı? Dönelim ya. Tek tur beni kesmez. Işıklardan bir uç çekeyim. Evet. Ver açıyı, ver açıyı ulan! Ulan yat sana lan yat! Aaa! Kopuyorum ya böyle durumlarda. Abi ses yok ya. Hemen buradan bir U çekelim. Saatlerimiz 3 çeyrek. Bu saatte 3-5 dakika geri ha. Dönüyoruz. Yapıştır. Bu arada lastikler güven vermedi bana. Çizginin üstünde arka lastik attı az önce. Sence doğru döndük galiba. Oo, R25. Deler bizi. R25'e dikkat etmek lazım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki R25 deler. Bir şey söyleyeyim mi? Motorun lastiklerini beğenmedim. Ön arka atıyor valla. Ciddiyim atıyor. Beni bilirsiniz arkadaşlar. Bak bu konularda ben hiçbir zaman sizleri kandırmam, hani dönemiyorum falan işte korktuğumdan diye falan. Lastikler gerçekten bırakıyor, tutmuyor yolu. Çok sevmedim. Ha yeni de olabilir ama arkada Bridgestone Batlax var. Cık, yok abi. Tavsiye etmem. Gidin Michelin Pilot Power alın, Bridgestone Batlax almayın. Ama abi döver dönemiyoruz ki ya. Aslında şöyle yanlarından da dönerdim de o çizgiden o tarafta çok fazla pislik var. Çok pis bir mazot kokusu geldi. Gerçi burada liman gemi cartçuk bayağı bir şey var. Onlardan da olabilir. Abi sizin yürüyeceğiniz yok ki ama ya. Oho. Ayıp be. O neyle? Aba, kedi ölmüş. Vallahi kedi ölmüş ya. Kedileri çok severim. Ve o kedinin orada ölmüş olduğunu görmekten hiç hoşlanmadım şu an. Arkamızdan tır geliyor. Hop hemen sol yapalım da. Bu tur son tur arkadaşlar. Buradan sonra İzmit'e geçiyorum. Çok abartmayacağım. Güvenmedim lastiklere. Atıyor. Şurada yavaşlamam lazım. Bak yerdeki çizgiler var arkadaşlar. Bu yere bir şeyler dökülmüş. Belki de lastiğimiz bunları tuttu o yüzden bırakıyor. Tam da emin değilim. Durduğumuzda bir bakarız lastiğe. Yok yok kaçıyor. Lastik kaçırıyor. Şu yerdeki çizgiye geldim kaçırdı az önce ufaktan. Bak şu biraz çok tatlı. Buna böyle yatıyorsun. Yatıyorsun. Gazı açıyorsun. Aç. Ver açıyı lan. Vay. Ver açıyı, ver açıyı dostum.
Ver açıyı anam, lastik kaçırıyor. Aaa lastik kaçırıyor. Bu kadar süratle giderken ilk defa başıma böyle bir şey geliyor. Böyle pıt 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 kayıyor lastik. Amortisörden de oluyor dediğinizi duyar gibiyim değil. Aa bak. Güzelim virajı yediler ya. Neyse. Gonca virajlarımızdan bu kadardı arkadaşlar. Lastikleri değiştirsem daha da buraları sert dönerim. Yani çünkü buraları çok sert dönmüşlüğüm de var, videolardan bilirsiniz. Ama bu lastiklere güvenemedim. Ha belki buna rağmen yine lastiğin sonunu görmüşümdür. Şimdi bakacağım ama zannetmiyorum. Ben yavaşlayayım, burada sağa çekeceğim. Abi yerlere baksanıza, yerlerde bu kadar lastik izi var ya, bak bu lastik izinin sebebi ya yağ ya mazot. Kaçtayız ulan? Ha boş. Gölgede duralım. Motorumuzu stop edelim. Evet. Lastiklerimize bakıyoruz. Neredeyse bitmiş. Bakıyoruz. Sağ tarafı bitirmişiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Mission completed. Şöyle motorumuzu da dışarıdan bir görelim. Ha şunu göstereyim. Bak bu Kawasaki'nin boyası acayip bir boya. Bu deponun boyası orijinal. Hem siyah gibi böyle güneşte kahverengi gibi. Bak şurada bir tane şarap şişesi var. Yani ona benziyor rengi. Acayip bir renk tonu var bu Kawasaki'lerin ya. Enteresan. Kontağımızı kapattık mı? Kapattık. Şöyle biraz da denizi göstereyim size. Manzara göstermeden kapatmış olmayayım. Ama bu videoyu izleyen asıl motosiklet sever insanların görmek istediği manzara bu değil. Tabii ki de motosiklet manzarası. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hani çok abartmadan lastiğin sonunu gördüm yine. Bu videomuzdan da böyle olsun. Zamanla gazlama videoları, böyle viraj videoları falan gelmeye devam edecek. Videoya like atmayı unutmayın. Eğer hala da kanalıma abone değilseniz, abone de olursanız sevinirim. Ayrıca açıklama kısmında sosyal medya hesaplarımın linkleri mevcut. Oralardan da beni takip ederseniz orada da takipçi sayımız bayağı bir artmış olur. Dedim, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.